Hocam, peki kim neden böyle bir şey buraya koysun ki? Büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum çocuklar. Siz rahat olun. Demek ki birileri burada ne yaptığımızı merak etmiş. Ben yine de ofisi arayacağım, tamam? Birileri buraya bizden habersiz mi girmiş yani? Neden böyle bir şey yapsınlar ki? Çocuklar, dünyada hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar sinir bozucu ve meraklı insan var. SX, bu cihaza ne oldu? Bu cihaz niye çalışmıyor? Hiçbir sinyal alınmıyor. Daha kimse bir kelime bile etmemiş daha. Gerginleştiğinizi fark ediyorum. Hayır, Aspar asla gerilmez. Aspar'ın her zaman bir B planı vardır. Cevap verme. Hocam, biz pratiğiz ya. Hani onlardan önce toparlandık. Çıkabilir miyiz? Tabii. Ama yarından sonra eleme yarışı var. Kırlangıcı son haliyle uçuracağız. Ve iyi bir uçuş olursa yarışmayı kazanmamız garanti sayılır. Tamam hocam, o iş bizde. Ama şimdi çıkalım hadi Müge. Çünkü işimiz var, gücümüz var onların aksine. Hadi. Ne işiniz var ki? Popüler olmak ne kadar zor bilmiyorsun sen tabii. Hocam, kim bizi dinliyor olabilir? Merak etmeyin çocuklar. Belli ki meraklı bir komşumuz bizi dinleyerek vakit geçirmek istemiş. Hocam, bizim kasabı da dinliyorlar mıdır sizce? Çocuklar, bunları düşünmeyin artık. Akşam simülasyonunda bol bol antrenman yapın, tamam? Tamam hocam. Hadi arkadaşlar, mahalleye gidelim. Anneme bu büyük başarımı anlatmam gerekiyor. Gurur duysun oğluyla ya. Nerede kaldı Aspar Bey ya? Hoppa! Ay, şaşırttınız bizi. Evet, şaşırtıcı ve sürprizlerle dolu bir insanım çocuklar. Alışın. Nasılsınız? Nasıl olduğumuzu mu sordunuz? Evet, ama cevabınızı hiç merak etmiyorum. Neyse, konumuza dönelim. Ama daha nasıl olduğumuzu söylemedik ki. Ay, ne oldu? Ne olmuş olabilir ya Allah aşkına? Türkçe ödevi fazla mı geldi? Öğretmen sizi tahtaya mı kaldırdı? Ne oldu yani? Şimdi bunu ciddiye alıp sıkıcı sıkıcı cevaplar vermeyin ha. Bana şey değil, yarışa bir gün kaldı. Bu drone'u deneyecek mi Selim insanı? Evet, yarın deneyeceğiz. Hı, güzel, bir saniye. Evet. Saat kaçta? Bilmiyoruz. Nerede? Bilmiyoruz. Oo, ama siz hiç benim işime yaramıyorsunuz. Deneme sürüşünün nerede yapılacağını yarın söyleyecek Selim Hoca. Bana bakın. Bu Selim dinleme cihazını bulunca sizden mi şüphelendi yoksa? Benim ajanım olduğunuzu mu anladı ha? Yoo. Peki o dinleme cihazını oraya siz mi koydunuz? Hangisi? Bu ofiste bulunan mı? Evet. Hani böyle küçük siyah üstünde kırmızı bir ışığı var. Evet. Böyle masanın altına yerleştirilmiş olan. Hani Tonguç Veledi'nin tesadüfen bulduğu. Evet o. Yo, ben yerleştirmedim. Allah Allah. Kim yaptı o zaman? Allah Allah. Kim yapmış olabilir ya? Neyse canım, bize ne? Şu deneme sürüşünün zamanını öğrenir öğrenmez bana yazacaksınız. Ve ben o drone'u kullanılamaz hale getireceğim. Hadi ben gittim. Ama... Aması maması yok. Baksana. Meğer Aspar Bey koymamış o cihazı. Ya adamın da boşuna günahını aldık. Evet. Sistemi kırdım Alfa. Son bir haftada bu sokağı gören bütün güvenlik kameralarının görüntülerini listele lütfen. Yapılması istenen iş yasa dışı. Biliyorum. Bu yüzden yapmak istemeyeceksin. Eski görev tanımlarıyla uyuştuğu için Alfa bir sorun tespit etmedi. Kamera kayıtlarına ulaşıldı. Sen yasa dışı bir şey yaptığın için mutlu mu oldun? Mutlu olma hali reddedildi. Ofise giriş çıkışları tara, içeri giren birisi olduğunu da görmek istiyorum. Bir giriş var mı? Bir adet giriş bulundu. Görüntüyü netleştirebilir misin? Bu bir soru mu? Seçme hakkı var mı? Ne oluyor sana ya? Bu bir soru değil. Görüntüyü tam ekran yap.
Görüntü hala net değil. Netleştir lütfen. Tabii ya. Aspar. Başka kim olacaktı ki?